Urartu çanak çömleklerinin mal gruplarına göre ayrımında önce yüzey işlemi yani astar rengi, açkı, daha sonra da kil kalitesi yani hamur katkısı ve fırınlama açısından bir değerlendirme yapılmıştır. Astar rengi, perdah açkı uygulaması gibi yüzey işlemlerine göre yapılan ana grupların altında kil kalitesi ve fırınlama teknikleri gibi özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Öte yandan hamur katkısı veya fırınlamasıyla dikkati çeken çanak çömleklerde ise yüzey işlemi ikinci sırada tutularak başlıca kil özelliğine göre ayrım yapılmıştır. Bunlardan yola çıkarak monokrom çanak çömlek geleneğinin hakim olduğu Urartu'da başlıca 5 mal grubu tespit edilmiştir. Urartu krallığını karakterize eden çanak çömlek gelenekleri dikkate alındığında kırmızı perdahlı çanak çömleklerin Urartu krallığını temsil eden en belirgin malzeme grubu olduğu anlaşılmaktadır. Daha önceki çalışmalarda toprak kalaveyir, saray malı, biyanili keremiği olarak da tanımlanan bu türün krallık tarafından benimsenen yeni bir çanak çömlek geleneği olarak ortaya çıktığı ve yönetici sınıfı içine alan elit kesime hitap ettiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla sitadellerde yapılan bazı çalışmalarda ortaya çıkarılan kırmızı perdahlı çanak çömleklerin sayısal oranının kale çevresinde veya periferideki yerleşimlerde tespit edilen kırmızı perdahlı çanak çömleklerden çok daha fazla olması şaşırtıcı değildir. Örneğin Ayanis Kalesi'nde ve dış kentindeki kazılardan elde edilen kırmızı perdahlı çanak çömleklerin sayısal oranı göz önüne alındığında kaleden ele geçenler %7 iken dış kentten ele geçenlerin %4 civarında olduğu anlaşılmaktadır. Kırmızı perdahlı çanak çömleklerin genel karakteristiği göz önüne alındığında kil renginin kahverengi, kırmızı veya grimsi siyah tonlarından oluştuğu ve genellikle ince kum katkılı veya katkısız olarak tanımlanan ince bir kil yapısına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yaygın olmamakla birlikte iri kum katkısını içeren orta kil kalitesine sahip örnekler de söz konusudur. Üretim teknolojisi açısından dikkati çeken en belirgin özelliği, daha önceki dönemlerden farklı olarak bölgenin çanak çömlek teknolojisinde bu derece kaliteli bir perdahlama yönteminin ve kalın astar uygulamasının kullanılmış olmasıdır. Kap üzerinde adeta cilalanmış izlenimi oluşturan bu perdah uygulaması, kimi zaman kabın işlevine veya boyutuna göre değişen kalitelerde karşımıza çıkar. Özellikle Ayanis Kalesi'nden ve dış kentten elde edilen kırmızı perdahlı çanak çömlekler, perdah kalitesi açısından değerlendirildiğinde bunların iyi ve orta olmak üzere iki ayrı kalitede yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca birkaç parçadan oluşan ve hiç açkı uygulaması olmayan bazı örneklerde söz konusudur. Kırmızı perdahlı malların özellikle yonca ağızlı testiler ve kadehler ile çanak, kase veya tabak gibi açık ağızlı kaplarda yaygın olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayanis Kalesi'ndeki çalışmalarda gerek ince gerekse orta kil kalitesine sahip kırmızı perdahlı çanak çömleğin göz ardı edilemeyecek sayıda olduğu gözlemlenmiştir. Bastam'da da çok ince veya ince kil yapısına sahip olan kırmızı perdahlı malların varlığından bahsedilmektedir. Kırmızı perdahlı Urartu çanak çömleklerinin tipolojik ve yüzey işlemleri açısından oldukça standart yaklaşımlarla endüstriyel bir üretimin ürünü oldukları açıktır. Bu tür çanak çömlekler olasılıkla merkezi, büyük atölyelerde üretilmiştir. Diğer malzeme gruplarıyla karşılaştırıldıklarında boyutları, yüzey işlemleri, fırınlama teknikleri ve tipolojik özellikleri açısından belirli kurallara bağlı olarak üretildikleri anlaşılmaktadır. Kırmızı perdahlı çanak çömleğin ortaya çıkışı ve gelişimi bugün kabul gören genel bir kronolojiye oturtulmuştur. Birçok merkezde M.Ö. 8. yüzyıl öncesi tabakalarda bulunmayışından yola çıkarak bu malzeme grubunun M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren yaygın olarak kullanıldığı ve geliştiği gözlemlenmektedir. Bunun dışında Urartu merkezlerinde yaygın olarak bulunan kaplar daha çok pembe kiremit hamurlu mallar pembeden kiremit rengine kadar değişen tonlarda hamur rengine sahiptir ve hamur renginde astarlıdır. Büyük boy küplerden küçük boy çanak ve kaselere kadar tüm formlarda görülür. Bunun yanında deve tüyü, pembemsi kahve ve açık kahve astarlı mallarda yaygın olarak kullanılmıştır. Bu malların
Ayanis Kalesi dışında Yonca Tepe'de de bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak Kuzeybatı İran'daki merkezlerden ele geçen Urartu Çanak Çömleği arasında da deve tüyü mallarının bulunduğu da bilinmektedir. Bastam'da da bazı kapların sarımsı renkte olduğu anlaşılmaktadır. Urartu kalelerinde ortaya çıkarılan en yaygın mal grubu kahve mallarıdır. Örneğin Ayanis Kalesi'nde ele geçen Çanak Çömleği'nin %70'ini kahve mallar temsil etmektedir. Kahverenginin tüm tonlarından griye ve siyaha kadar değişen hamur rengine sahip olan kahve malların birçoğu yine kahverengi tonlarında astarlıdır. Urartu kalelerinde mutfak kapları olarak da tarımlanabilecek olan ve kaba mallar grubuna dahil edilen kaplar da bulunmaktadır. Çoğunlukla el yapımı olan bu kaplar kum, iri, taşçık, saman ve kimi zaman mika katkılıdır ve pişmesi genellikle kötü derecede yapılmıştır.